genel izleyici için uygundur. Efendim, hayırlı cumalar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettinize geldiniz. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerle olsun. Evet, Çekmeköy Müftümüz Vehbi Akşit Hocam bu sabah, cuma sabahında bizimle beraber. Muhterem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hayırlı cumalar diliyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Teşekkür Allah ediyoruz. Bugün istedik ki iyi insan, iyi Müslüman nasıl olunur? Onun kriterleri nelerdir? Ayetler, hadisler ışığında Peygamber Efendimizin metotları nelerdir? Kur'an ayetleri bizlere ne ifade ediyor? Biraz daha böyle hocamın çok güzel bir makalesi var. Yüzde kaç Müslümanız? O makale üzerinden de inşallah ilerleyeceğiz. Dolayısıyla hocam şöyle sorayım. Müslüman teslim olan demek, işte mümin iman etmiş olan anlamları taşıyor. Hani evet. İyi insan eşittir iyi Müslüman mıdır? Hep bunları soracağım ama evet. Siz uzun yıllar şu anda Çekmeköy müftüsüsünüz evet. Ve evet. Bu görevi layıkıyla ifa ediyorsunuz. Allah hizmetlerinizi daim amin. Eylesin. Amin. Bundan önce çeşitli yerlerde görevler yaptınız. Yurt içi ve yurt dışı. Evet. Şimdi konumuz da Müslümanlık olunca evet. Şunu sormak istiyorum ben makalenize gelmeden. Hiç Müslüman bir kişinin yani bir gayrimüslimin Müslüman olmasına vesile oldunuz mu? Tanıklık ettiniz mi? Elbette çok güzel bir duygu. Yani bir kişinin sizin huzurunuzda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek kimisinin gözyaşlarıyla duygulanarak Müslümanlığı seçmesi ve buna şahit olmak çok önemli bir an benim için. Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde görevlerim esnasında özellikle Kuşadası'nda müftüyken malumunuz turistik bir yer olduğu için evet. Alman, Rus, değişik milletlere ait insanlar müftülüğümüze gelerek yapmış olduğum araştırmada ben işte Hristiyandım. Müslüman olmak istiyorum. Gereğini arz ederim diye dilekçe yazıyor. İşte 4 adet fotoğraf artı pasaport fotokopisiyle birlikte biz işlemlerini başlatıyoruz. Bu işlemleri de Diyanet İşleri Başkanlığı çok güzel bir sisteme oturtmuş. Başkanlığımızın internet sitesine girerek kayıtları orada yapıyoruz. Çünkü bu önemli bir belge vereceğiz kendisine. İhtida belgesi diyoruz buna biz. İhtida. Bu ihtida yani hidayete eren anlamında. İki tane şahit oluyor ve ilçe müftüsü de onu imzalıyor. Törenle müftülük makamında Müslüman olan kardeşimize, bay bayan ona hediye ediyoruz. Yapıyoruz, sunuyoruz. Bir de konuyla alakalı işte ilmihal, Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Tabii ki bu Müslümanlığa geçiş töreninde bir Hristiyandır, Yahudidir, yeni bir dine geçiyor. Ondan şunu söylüyoruz, diyoruz ki siz daha önce başka bir dine mensuptunuz, şimdi yeni bir dine giriyorsunuz. Yani bu dine girmekle beraber bir ona Allah'ı kabul etmiş oluyorsunuz. Peygamber Efendimiz'i kabul ediyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi ve son elçisi olduğunu kabul ediyorsunuz. Ve bütün Allah'a, meleklerine, kitaplarına, bütün peygamberlere, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmanız gerekiyor. Bunları kabul ediyor musunuz? Yani amente esasları. Amente esaslarına. Kabul ediyor. Peki ettikten sonra diyoruz ki, şimdi Müslüman oldunuz, kelime-i şehadet söylendi. Tamam. Birinci şartı yerine getirdik. 5 vakit namaz var. İşte Ramazan ayında bir ay boyunca oruç var. Eğer zenginseniz zekat tutmanızı vermeniz gerekiyor. Artı işte eğer yine zenginseniz hacca gitmeniz gerekiyor. Bunları da kabul ediyor musunuz diyor. Soruyoruz. Evet diyor. Ve ardından bu sefer İslam'daki helalleri ve haramları anlatıyoruz. İşte kademe kademe. Kademe kademe. Yani önce inanması lazım ki inandıktan tabii. Sonra ibadet bölümü gelecek. Ve bundan sonraki dönemde de bölümde de diyoruz ki zina o haramdır. İçki içmek haramdır. Kumar haramdır. Domuz eti yemek haramdır. Bunları ayetlerde zaten ayetlerde sabit. Anlatıyoruz. Bunları kabul ediyor. Kelime-i şehadeti ondan sonra söyletiyoruz kendisine. Kabul etmeden önce söylemiyoruz. Çünkü bunları kabul etmesi lazım ki yarın öbür gün işte ben bunları demedim demesin diye bunları baştan söylüyoruz. Çünkü bir de yanında gelen tercümanlar vasıtasıyla da bunlar anlatılıyor. İşin tuhaf tarafı bazen tercümanlar bu konuda bilgi sahibi olmuyor.
Yani ifade ederken Allah'a imanı söylüyorum mesela, meleklere iman nedir falan derken biraz tercümede sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hmm. Ama şu bir gerçek ki yani Müslüman olan bir kimsenin o andaki sevinci, mutluluğu, yani bu araştırarak Müslüman olabiliyor. Bazen de evlenecek mesela, karşı taraf diyor ki gelinimiz Müslüman olsun, ondan sonra kabul ederiz diyenler de oluyor. Yani bu da önemli bir gerçek. Tabii ki bu yurt içinde böyle, yurt dışında da din görevlisi olarak Belçika'da 5 yıl görev yaptım. Orada da şöyle bir hatıramı da anlatayım ki hani Müslümanlığın önemini daha iyi kavrayalım. Şimdi biz 5 vakit namazı farz olarak biliyoruz. Evet. Ben Belçika'da görev yaptığım esnada camimizde cemaatimiz 4 vakit namaza geliyordu. Ya sabah namazına ben camiyi açıyorum, ışıklarını açıyorum. Kış döneminde kaloriferler açıyoruz. Israrla camiye gelmelerini teklif etmeme rağmen gelmiyorlar. Yani ben sadece kendi başıma kılıyorum. O arada bir İtalyan berberlik yapan, mesleği berber olan bir kardeşimiz camiye geldi. Ben dedi Müslüman olmak istiyorum. Dedik elbette, ona kelime-i şehadet getirttirdik. Müslüman oldu. Namazlardan işte çalıştığı için akşam ve yatsı namazlarına geliyordu. Benim de orada lojmandaki bir odam var, giriş odası. Yani herkese açık, oturup kahve içmeye, çay içmeye müsait bir yer. Kapı tıklandı saat işte yastıktan sonra. Baktık biz yeni Müslüman yaptığımız İtalyan berber. Dedi ki hocam ben dedi okudum, öğrendim ki sabah namazı kılmak çok faziletliymiş cemaatle. Ben sabah namazına gelmek istiyorum. Kaçta camiyi açıyorsunuz diye sordu. O yanımdaki cemaat de sabah namazına gelmeyen bir cemaat. Dedim ki bak, gelemeyen belki de mi? Dedim ki yarın bak sabah camiyi açıyoruz, sen de beraber gelirsen iyi olur falan diye. Sonra sabah namazı vaktini söyledik, geldi kardeşimiz. Belki bir hafta kadar katıldı namaza. Biz bu arada diğer cemaatimize dedik ki sabah namazı camiyi açıyoruz bak. Hı. Yeni bir İtalyan Müslüman oldu, onunla beraber namaz kılıyoruz diye. Tabii cuma günü, cuma vaazında ben şöyle bir espri yaptım cemaatimize. Dedim ki muhterem cemaat, yeni bir Müslüman aramıza katıldı. İtalyan bir berber. Akşam namazına geliyordu, yatsıya geliyordu. Şimdi sabah namazına da gelmeye başladı. Şimdi yeni Müslüman sabah namazına geliyor ya, ben istirham ediyorum, rica ediyorum. Eski Müslümanları da sabah namazına bekliyoruz diyerek. Bu sefer tabii ki bu söz etkili oldu. Yani eski Müslüman kelimesi çok etkili oldu. Ve cemaatimiz... Ya siz aslında bir mizansen katmak istediniz. Mizansen yaptım aslında. Ama orada bir mesaj da var. Mesaj da var. İnce bir mesaj var. Daha önce hiç olmayan cemaatimiz işte İtalyan berberle 1'de 2'ye çıktı, 3'e çıktı derken 6-7 kişiye çıktık. Böylece o cemaatimizi de bu şekilde sabah namazına gelmesine vesile oldu. Evet. Allah ondan razı olsun diyor. Amin, ne güzel. Hocam şimdi sabah namazı deyince hani dünyanın bir sokak röportajı izlemişim, bir internet kanalıydı galiba. Evet. İşte soruyor vatandaşlarımıza, dünyanın en zengini kimdir? Herkes belli isimler var biliyorsun dünya, evet, kamuoyunda bilinen. Hı hı. Onları söylüyor şey, evet, falan. Bir tanesi dedi ki dünyanın en zengini sabah namazının sünnetini kılandır dedi. Evet. Demek ki biraz da vakıf olaya, Peygamber, evet, Efendimizin, evet, ifadesini de biliyor. Tabii, tabii. Hani sabah namazının 2 rekat sünnetini kılan, evet, değil mi hocam? Tabii. Dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır dediği zaman en zengin kişi en olmuş zengin oluyor. En zengin kişi olmuş oluyor, aynen. Evet, sabah namazı önemli. Aynen. Evet. Hocam şimdi gerçekten hani bir kalbe dokunmuşsunuz, ihtida, evet, diyorsunuz. Hani hidayete, evet, vesile oldunuz. Hamdolsun bir kere de bana nasip olmuştu. Öyle mi, ne güzel. Allah razı olsun. Çünkü hani İslam inancında ahirete inanma kavramı var. Reenkarnasyon yok. Evet. Yarın Allah'ın huzuruna çıkıp hepimiz tek tek hesap vereceğiz. Bu, evet, ayetlerle sabit. Evet. Dolayısıyla tabii diğer dinler de var. Onlara saygılıyız. Zaten İslamiyet'te zorlama yoktur. Değil mi, evet, hocam? Tabii. Biz doğru olan, bildiğimiz İslamiyet'in güzelliklerini aktarıyoruz. Evet. Çağırıyoruz, davet ediyoruz. Gelene kapımız açık, gelmeyene, evet, de saygı duyuyoruz. Evet. Umuyoruz ki inşallah herkes bu hidayete vesile olsun, evet, katılsın. Bizler de vesile olalım anlamında. Evet. Şimdi Müslüman'ın şahsiyetleri. Şimdi size o makalenizde var ya, yüzde kaç Müslümanız. Evet, %100 Müslümanız. Orada da bir mizansen var galiba. Şöyle söyleyeyim, tabii. Başlık çok önemli, ilgi çekici. İlgi çekici başlık bulmak için bayağı bir çaba sarf ettim. Yani Müslümanın günlük hayatında özellikle dille alakalı, sözlerle alakalı maruz kaldığı bazı konular var. İşte yalan söylemek gibi, gıybet etmek gibi, gıybet dinlemek gibi, efendim laf getirip laf götürmek gibi.
Yani özellikle insan hayatını ilgilendiren konularda biz ne kadar Müslümanız? Bunu irdelemeye çalıştım bu makalede. Yani sadece Müslümanlığı bu makalenizde ibadetlere yansıtmadınız olayı. Yansıtmadım. Yani... Ahlaki yönde. Ahlaki yönden. Çünkü bunlar da bir ibadet. Ya yani bir insanın yalan söylememesi, doğru söylemesi, gıybet etmemesi de ibadettir değil mi tabii hocam? İbadettir. Çünkü hani şöyle güzel bir kavram var. Hani günde 5 vakit namaz farz ama ahlak 24 saat farzdır diyor. Ahlaklı olmak. Peygamber Efendimiz de evlendirdiği zaman damat adayında ahlaklı olmayı öne çıkarmış. Ahlakı güzelse o eşini güzel bir şekilde idare eder, geçinir anlamında ifade ediyorum. Tabi buradaki yüzde kaç Müslümanız sözünden yola çıkarak bu bahsettiğimiz işte Müslüman konuşurken nasıl konuşur? Ondan sonra Müslüman gıybet eder mi? Müslüman başkasının gıybetini dinler mi? Laf getirip laf götürür mü? Bir de yalan söyler mi? 5 tane madde var. Bu 5 tane maddenin hepsinde olumlu cevap aldığımız takdirde biz o kişiyi %100 Müslüman yapıyoruz. Ama eğer gıybet etmeye devam ediyorsa, laf getirip laf götürüyorsa orada işte her bir soru 20'şer puan puanları kırıyoruz. İşte bu test dediğimiz şey de hani kişi kendini test ediyor. Diyor ki ben mesela konuştuğum zaman doğru söylüyor mu, faydalı şeyler söylüyor muyum diye kendini test edecek. O yüzden Müslümanın bu 5 özelliğinden dışında mesela el müslimu ben selimel müslimuna min lisani ve yedi. Bakın hadiste de ifade edildiği gibi elinden ve dilinden. Yani dil çok önemli. Yani buradaki elden maksat kişinin başkasına zarar vermemesi demek. Yani gücün var, iktidarın fiziki var. Fiziki anlamda darp olayı. Veya işte diyelim ki hukuki anlamda. Yani bir komşuyla aranızda bir sürtüşme var. Ama siz bir imza atıyorsunuz, o sürtüşmeyi devam ettiriyorsunuz. Elle yapılan bir şey mesela. Davacı oldunuz diyelim. Aynen. Bunun dışında bugün bütün kavgalar nereden çıkıyor? Dilden çıkıyor. Şimdi bugün toplumda görüyoruz. İşte boşanmış eşiyle işte yolda karşılaştı, darp etti. Eski eşini işte öldürdü mesela, katletti. Şimdi burada toplumsal yönden, ahlaki yönden bir kavram kargaşası var. Eski eşi diyor ya, artık onunla aslında alakası bitti o kişinin. O artık yabancı birisi. Yalnızca çocukların annesi olabilir. Yani başkasıyla evlenmeye kanunen, dinen imkanı olan birisi. Madem ki çok seviyordun, niye bıraktın? Niye boşandın? Bıraktıysan niye da bıraktı, başkasıyla evlensin. Başkasıyla evlensin. Yani biz Fatih Bey, evlenmeyi çok güzel beceriyoruz da, boşanma konusunda çok eksiklerimiz var. Yani akıllı uslu oturup da, tamam biz bir evliliği beceremedik, ne yapalım? Birbirimize zarar vermeyelim, bir yerde bırakalım, ayrılalım. Sen yeni bir hayat kur, ben de yeni bir hayat kurayım diyemiyoruz. Birbirimize saygılı olalım. Saygılı olalım. Bu denebilir. İşte bu Müslüman ahlakı bu zaten. Yani Peygamber Efendimiz helaller içerisinde boşanmayı saymış ama Allah'a karşı en sevimsiz helalden bahsetmiş. Sevimsiz ya ona bir helal. Ruhsat vermiş. Tabii, hani ayrılabilirsin vermiş. Artık belli bir noktaya geldiysen tabii. Ama sevmiyorum yani demiş. Müslüman işte elinden dilinden herkesin emin olduğu bir kimse olacak. Güler yüzlü olacak, tatlı dilli olacak, samimi olacak. Yani, hocam çok özür dilerim. Hani siz bu el ve dil meselesinden bahsederken aklıma güncel bir tablo geldi hemen gözümün önüne. Daha geçenlerde okudum. Yani trafik esnasında bir anlık sabırsızlığın neticesinde trafik yani niye bana yol vermedin? İlk önce ben geçecektim ve birbirlerini tanımayan bir insan birbirlerine zarar verip ve orada ölü ve yaralıların olduğu hem dünyasını hem ahiretini mahveden insanların profillerini görebiliyoruz. Evet. Ya burada gerçekten hani dil var ya. Evet. Belki o trafik esnasında bir anlık dille beraber karşı tarafa farklı bir söylemde bulunduğunda karşı tarafta aynı tepkiyi verdiğinde bu sefer kavga ve Allah göstermesin sonucu ölümlere varan hadiseler oluyor ya. Evet. Şunu diyeceğim. Yani bir anlık sabırla şu dilimizi ya o esnada bile ya tamam özür dilerim ya. Bir özür her şeyi bitirebilir. Yani iyi yönde. Evet. Ama işte sabırsız bazen hepimiz yapabiliyoruz yani bu noktada. Yani bunu tatlı dille söylediğiniz zaman karşı taraf bunu anlar zaten. Hemen ama bir yelkenler iniyor herkesin zaten. Herkesin kendine göre bir egosu var. Yani siz o hitabı yaparken karşı tarafa onun seviyesine iner. Sizin haleti ruhiyenizi onu yansıtır. Diyelim ki şikayetçi olduğunuz bir konu vardır. Güzel izah ederseniz karşı taraf bunu makul karşılar. Ama siz hakaret ederseniz karşı tarafa, yani Müslüman olarak hakaret etme hakkımız yok. Dolayısıyla karşı tarafın da bir izzet-i nefsi var. Ne yapar? O da size karşılık verir. Bu sefer dediğiniz gibi bir anlık sabrı terk eden bir insan
bir kavgaya sebebiyet verebilir. Bu kavga daha da büyür. İşte bazen komşular devreye giriyor, akrabalar devreye evet, giriyor. Evet, kendinden öte senin ailene de sirayet edebiliyor, arkadaş camiana değil mi? Evet, seni evet. kurtarayım derken o kendini derken ya bir bakıyorsun ömür boyu hapistesin veya evet. mezardasın. Aynen. Ne gerek aynen. hem dünyanın hem ahiretini mahvediyoruz. Evet. Aslında her şeyin başı sabır. Sabır. Belki de Müslümanın en önemli... Müslüman sabırlı olmalı. Müslüman sabırlı olmalı. Yani bir de Fatih Bey, yani bu ahlaki özellikler, fabrika ayarları dediğimiz bir kavram var ya, yani insan doğduğu zaman kendisine veriliyor. Bunlar daha sonra bozuluyor. Yani mesela çocuk yalan söylemeyi bilmez. Yalan söylemeyi daha sonra öğrenir. Efendim, ahlaki yönden toplumda arkadaş çevresinden, anne babasından, okuldan, efendim sokaktan öğrendiği şeyleri hayatının bir gerçeği gibi yansıtmaya çalışır. Ve böylece ahlaklı olan bir kişi toplumdaki bu herkesin kabul ettiği, geçer olarak gördüğü şeyleri ben de yapabilirim diye başladığı zaman bu sefer farkında olmadan fabrika ayarlarından çıkıp bozulmaya başlar. O zaman söyle bana arkadaşını söyleyeyim tabii, sana. Yani söyle bu şekil... dostumu böyle bir cümle vardı. Tam. Evet. O anlamda şunu demek istiyorum. Müslüman ahlakı öyle bir ahlak ki yani mesela kişi konuştuğu zaman hani Peygamber Efendimiz Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirini ikram etsin diyor. Yine Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya, sussun. Ya da sussun. Ya. İşte biz o ölçü susmayı beceremediğimiz işte. İçin Fatih Bey sıkıntı burada ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Yani faydalı söz söylemek lazım. Yani benim konuştuğum sözler toplumun faydasına mı, menfaatine mi, bir işe yarıyor mu? Ve insanlar tabii okumazsa, yani hayatı okuyamazsa bazen gençler görüyoruz cümle kuramıyor. Cümle kuramadığı için bazen o sözlerin sonuna küfürle bitiriyor. Yani bitiremediği için cümleyi. Argo cümleler. Öyle yetişiyor çünkü. Yani şimdi siz şöyle düşünün, bir dede torununu kucağına almış, işte karşısında işte babası var, amcası var. Hadi bir küfret bakalım diye mesela öğretiyor. Şimdi bu iyi bir eğitim midir? Bir eğitim değil. Yani güzel öğretmek lazım. Yani çocuk karşıdakini, hani siz çocuklarını terbiye etmeyin diyor bir büyüğümüz. Siz kendinizi terbiye edin. Ben tam onu diyecektim. Evet. Aslında hani müminin, Müslümanın vasıflarını konuşuyoruz ya. Evet. Bir ana başlık dil. Belki evet. de en önemli. Ha, dille evet. alakalı biraz daha dilin etrafında dolaşıyoruz şu an itibariyle. Evet. Ama hem dil, hem beden, hem fiziksel anlamda yaşantımız, davranış, tutumumuz, her şeyimizle biz esasında susarak da, yaşayarak da, yürürken bile, hiçbir evet. şey konuşmadan bile örnek olabiliriz. Evet. Asıl değil mi hocam? Tabii, tebliğ tabii. de burada. Emri bil maruf nehy anil münker diyoruz yani ya. Kişi kıyafetiyle, oturuşuyla, kalkışıyla, yani bulunduğu çevrede bir örnektir, bir misaldir yani. Eğer biz konuşmaya başlarken zaten kişinin vasfı ortaya çıkar. Kalitesi ortaya çıkar. Aynen öyle. Evet. Yani bunu siz becerebilirseniz, ben diyelim ki cuma günü vaaz ediyorum cemaate. Belli bir konu etrafında konuşuyorum. Ayetler ışığında, listeler ışığında anlatıyorum. Karşı taraf bizi hiç itiraz etmeden dinliyor. Şimdi o insanın, ben şöyle düşünüyorum. Ben 40 dakika konuştum mesela cuma vaazında. Acaba hangi şeyi değiştirebildim insanların zihninde? Cuma'dan çıkan bir cemaate sorsak mesela. Hoca ne anlattı? Aklında ne kaldı? Ve sen bunu etrafındaki insanlara anlatırken bugün cuma vaazında Vehbi Hoca Çekmeköy'de efendim Hacı Yusuf Cevir Camisi'nde konuştu. Ama şu konuya parmak bastı. Gerçekten önemli bir konu deyip de eğer o kişi cemaat namazdan çıktıktan sonra kahvede, evde, arkadaşlarında bunu anlatıyorsa o zihinde kalan örnektir, hayat hikayesidir, bir tecrübedir. Bunları paylaşıyorsa siz faydalı bir şey söylemiş, insanları etkilemişsiniz demektir. Yani çünkü evet. Yani şöyle diyorsunuz, yani mesela bir vaiz, bir imam, hatip camide vaaz ettiği zaman evet. Vaazını öyle yapmalı ki sırf vaaz ediyorum diye cuma olmuş hani konuşayım diye değil de değil. Bir gönle girmek evet. amaç, misyon o ya, vizyon. Evet. Dolayısıyla o gönle girdikten sonra o kişi de, o cemaat de tabii teksizde iş bitmiyor evet. değil mi? Bir de karşı taraf. Tabii, tabii. O karşı tarafta ya en azından 40 dakikalık bölümden çok ilgisini çeken, belki kendisine elzem olan, ya benim şöyle şöyle eksiğim var, hocam da tam böyle bu noktaya parmak bastı, ben de etrafımda en azından bu şeyi paylaşayım anlamında paylaşım olursa evet. o zaman hem cumanın, hem vaazın, hem hutbenin, de hutbenin bir anlamı oluyor anlam diyorsunuz. Mesela ben şimdi şöyle bir örnek vereyim.
Ben çok küçüktüm. Rahmetli dedem, o zaman Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde oturuyorduk. Babam bir camide müezzin. Bu arada anne babama da selamlarımı ileteyim. Allah razı olsun onlardan. Amin. Efendim, dedem babamın camisi uzak olduğu için orta mahalledeki camiye giderdi. Öğle yemeğinde beraber oluyorduk. Şimdi dedem o camideki imamı anlatıyor babama. Babam da din görevlisi. Ya diyor, bugün diyor Yusuf Hoca diyor, Laz Hoca'ydı arkadaşımız. Laz Hoca bir müftü verdi, bir müftü verdi diyor. Baba diyor, ne anlattı diyor. Anlattı. Ya şey, ifade edemiyor dedem. Yani bir konuştu ki çok güzel konuştu. Ha, bir güzel bir vaaz verdi. Vaaz verdi ama ne konuştu? Hani o konuşmasının içeriğini anlatamıyor. Şimdi bu aslında bu eksiklik. Şimdi bizim Cuma vaazında, yani ben Kuşadası'ndayken Cuma vaazında, Cuma'nın sonunda şunu söylerdim. Vaazımı dikkatle dinleyin. En sonunda kulağa küpe nasihatler edeceğim. O çok dikkat ediyordu cemaat. Kulağa küpe nasihat nedir? Yani o günkü anlattıklarınızın bir özüdür, hülasasıdır. Peki hocam, mesela şöyle bir şey olabilir mi? Ki bazı camilerde görebiliyorum mesela. Mesela siz Çekmeköy müftülük görevini yapıyorsunuz, evet. Ya. Çekmeköy'de veya İstanbul'un çeşitli yerlerinde, merkezi camilerde olsun, taşra camiler olsun, fark etmiyor. Gidip vaaz ediyorsunuz. Evet. Cemaatle birebir iletişim halindesiniz. Mesela kürsüdesiniz. Hani şunu yapıyor musunuz? Merakımdan soruyorum. Ya mesela bir şey anlatıyorsunuz. Karşı taraftaki cemaat siz dinliyor ya. Ya hacı abim veya işte siz kardeşim. Anlayabildiniz mi? Kafanızda bir soru var mı? Hani böyle bir karşılıklı interaktif yapıyor musunuz yer yer? Şöyle bir örnek vereyim. Hem bir, çünkü sanki bu bir daha güzel mi bir metot? Şöyle, ben bir bayram sabahı Belçika'da bayram sabahını vaaz ediyorum. Dedim ki, bayramda en önemli şey küs olanların barışmasıdır. Yani küs olanlara barışacak ki bayram olsun. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, işte Allah'a ameller arz edilir. İşte pazartesi, perşembe günleri küs olanlar hariç diye bir hadis-i şerif okudum. Evet, ben de bayram okumuşum onu. Bayram sabahında. Sonra baktım ön tarafta bir cemaat mırıldanıyor. Onun da kardeşiyle küs olduğunu biliyorum. Yani oradaki cemaat tanıdığım için. Tabi ayetli hadisler ışığında anlattığımız için biraz daha sesini yükseltti. Ben de oradan müdahale ettim. Dedim ki, şimdi ismini vermeyeyim. Abi dedim, okuduğum ayetimi beğenmedin, hadisimi beğenmedin. Ya bir Allah'ın ayeti ise orada durmak lazım. Allah bir emrediyor. Peygamber de tavsiyede bulunuyor. Ona da uymak gerekiyor. Dolayısıyla orada cemaat bir sustu. Dedim ki, benim okuduğum kendi hevamdan, hevesimden olan bir şey değil. Ben size bunları tebliğ ediyorum ki, anlatıyorum ki, ben de kendi şahsımda bir eksiğim, kusurum varsa ben düzeltmem lazım kendimi. Düzeltmem lazım. Ama cemaatin içerisinde küs olanlar varsa barıştırmak esastır. Yani bayram namazını kıldıktan sonra saf düzeninde geçip de herkes tokalaşıyor ya. Aslında tabii pandemiden önce. Musafaha, tabii o zamanlardan bahsediyor. Musafaha onun için önemli. Yani insanlar tokalaştığı zaman zaten aradaki kin, nefret, küslük gibi duygular kalkıp gidiyor. Evet. Bunu bizim işte bu musafahalaşmakla beraber o yüzden var, günahlar dökülüyor tabii zaten o anlamda yani. Şimdi bunu bu şekilde interaktif olarak o cemaatimize söyleyince, tabii cemaat o kişiyi de tanıyor. Küs olduğu kardeşini de tanıyor. Benim burada ikisini dile getirmemem sebebi şu. Allah'ın ayetini mi beğenmedin, peygamberin hadisini mi beğenmedin? Burada bizim için esas nokta, Allah bir şey dedi mi? Nokta. Peygamber bir şey dedi mi? Nokta. Aynen. Evetti, fakat aması yok. Amenna. Ve o insanlar barıştı mı? Hayır, barışmadılar. Barışmadılar. İnşallah sonradan barışmışlardır. İnşallah. Hocam, kısa bir ilahi aramız var. Tabii. Sonra kaldığımız tabii yerden devam tamam edelim müsaadenizle. Tamam. Buyurun, hep beraberce Hasan Akıntaş ve ekibini dinliyoruz. Durmaz lisanım der Allah Allah. Durmaz lisanım der Allah Allah. Cismimde canım der Allah Allah. Hay hay, cismimde canım der Allah. Çeşmim kulağım, dişim yanağım, çeşmim dudağım, yüzüm yanağım, cismim de canım, her Allah Allah, hay hay cismim.
Evet, durmaz lisanım der Allah Allah. Keşke o lisan bizde de olsa. Devamlı Allah desek, devamlı güzel konuşsak, devamlı iyiliği anlatsak, kötü söz söylemesek, bed konuşmasak, bed dua etmesek, hak hukuk meselesine riayet etsek. İşte her şeyin başı dil. Yani biz müminin, Müslümanın vasıflarını konuşuyoruz ama böyle dil noktasında biraz daha böyle ana başlık, alt başlık deriz ya, biraz böyle yelpazeyi genişletiyoruz. Çünkü gerçekten çağımızın vebası, herkes birbirine yalan söyleyebiliyor. Güvensizlik had safhada. Tabii genelleme de yapmıyorum ama gerçek manada etrafımızda çok görüyoruz. Yer yer bunu ben söylerken sanki ben akkaşık değilim. Ya, bizim de hatalarımız var. Önemli olan gerçekten bu yalanı, gıybeti, hasedi, dedikoduyu, çekememezlik gibi bu kötü hasetleri, mümine yakışmayacak olan hasetlerin minimize indirmek. Yani kusursuz insan olamaz. Hepimiz kusurluyuz. Ama onu aza indirmek, en azından yaptığımız kötü şeyin farkında olmak, farkında olmakla beraber hem kullardan helallik alıp hem de Allah'a af dilemek, tövbe etmek. Allah bunu bizden istiyor. O yüzden bizler de bu gibi afetlerle daha çok karşı karşıya kalmama adına bu cuma sabahında Vehbi Akşit Hocam, yani kendisi Çekmeköy Müftüsü, gerçekten çok da sevdiğim, değer verdiğim, abim diye nitelendirdiğim güzel insan. Hocam, dil noktasında biraz açtık ama bir gıybete bir gelelim. Evet. Gıybet de çok sıkıntılı bir hal şimdi almış. Şimdi Fatih Bey, gıybet Müslümana yakışmayan bir fiil, bir hareket. Haram olan, büyük günahlardan olan bir günah. Dolayısıyla kişi gıybete bazen istemeden dalabiliyor. Bulunduğu toplum onu oraya sürükleyebiliyor. Ama Müslüman işte bu sürüklenmeyecek burada. Burada bir fren koyacak. Diyecek ki ben burada bir harama bulaşıyorum. Haram işlemem lazım. Zaten gıybet dediğimiz şey kişinin duyduğunda hoşlanmayacağı sözleri söylemektir. Ama gıyabında siz onu methedebilirsiniz. Onun için güzel sözler söyleyebilirsiniz. Bunlar gıybet değil. Bunlar metihtir. Bunlar övmedir. Ama ben falanca kişi hakkında şöyle bir söz söyledim. Ama onu benden, başkasından duyduğu zaman ya yakışmadı Vehbi Hoca'ya bu diyorsa mesela kişi, ben onun hoşlanmadığı bir söz söylüyorum demektir. Mesela Peygamber Efendimiz miraca çıkarıldığı zaman diyor ki orada bakır tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini parçalayan bir topluluğun önünden geçtim diyor. Bunlar kimdir diye Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Bunlar kişilerin şeref ve namuslarını sözlerle kirleten insanlar. Yani gıybet eden insanlar diye tarifte bulunmuş Cebrail Aleyhisselam. Hatta hocam hani Peygamber Efendimiz'e birisi geliyor ya Resulallah, hani şu gıybet nedir? İşte gıybet hani arkadaşını hoşlanmadığın bir şeyle anmandır. Evet. Peki ya Resulallah, arkadaşımızı andığımız o şey onda varsa o zaten gıybettir. Yoksa evet, iftiradır diyor ya. İftiradır diyor. Orada da bir parantez açalım. İncelik var tabii. Tabii incelik var. Tabii ki burada şu düşünülebilir. Yani kişi hakkında konuşurken fiziki anlamda bir eksikliği varsa, hakaret etmemek şartıyla tanıtım yaparken ya. Yani kısa boyludur işte ya da uzun boyludur. Uzun boyluyu söylerken hakaretvari bir sözle söylüyorsa mesela bu şey gıybete girer. Hoşlanmadığı için. Hatta değil mi hocam, çok özür diliyorum araya böyle giriyorum ama sizin daha iyi açmanız anlamında. Hı. Peygamber Efendimiz'in kızı şey eşi Safiye evet. validemiz miydi? Safiye validemiz. Onun gibi. Kısa boylu. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki hani sana yakışıyor mu kısa boylu anlamında, onu hakaret ediyor. Yani senin bu sözün denize karışsa denizi bulandırırdı diyor Peygamber Efendimiz. Yani sözler hakaret taşımamalı. Yani belki tarif... Alay edilmemeli. Alay edilmemeli. Çünkü her şeyi yaratan Allah değil mi hocam? Yani? Elbette. Yani Kur'an-ı Kerim'de de hani birbirinizi alay etmeyin diyor. Hucurat suresi baştan başa bir ahlak suresidir zaten. Bir de gıybetle alakalı en önemli ayet Hucurat suresinde geçiyor. Yani çoğunuz da zannın çoğundan kaçırın ey iman edenler. Onun birçoğu günahtır. Yani hani birbirinizi araştırmayın. Casusluk yapmayın. Vela tecessesu. Tecessüs etmeyin diyor mesela. Vela tecessesu. Vela yakte bağdukün bağda. Yani biriniz diğerinizin arkasından konuşmasın. Yani en sonunda çok can alıcı ayettir ki işte yuhibbu ehadüküm en yekule lehme ahihi meyten fekerihtumu. Hani sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Soru soruyor ayet. Soru soruyor. Ve cevabını... Tiksindiniz değil mi diye ya. Cevap veriyor.
Şimdi burada aslında gıybet edenler ölü kardeşinin etini yediklerinin farkında değiller. Bu bir teşbih değil mi yani? Yani burada tabii teşbih. Bir, tabii burada bir, mutlaka bir ölü kardeş var, bunu yiyoruz anlamında değil. Ama olayın vahametini anlatıyor. Orada olmayan birisini çekiştiriyorsunuz. Orada olmayan birisinin aleyhinde konuşuyorsunuz. Peki oraya o kişi gelse onun yüzüne karşı bunları söyleyebilecek misiniz? İşte önemli olan bu. İşte hocam bu var ya. Bunu söyleyemediğimiz için zaten gıybet olmuş oluyor. Ve geldiği zaman aa ne kadar hoş geldin canım kardeşim falan böyle. Yani evet. Böyle bu gibi insanların Allah şerrinden hepimiz uzaklaşırız. Şimdi ben şöyle bir örnek anlatayım yani, size hatıra pes anlatayım. Pes dediğim o olaylar ben, oldu yani. Hani etrafımızda ama görüyoruz. Ben Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde İlahiyat Fakültesi'nden sonra yaklaşık 2 sene görev yaptım imam olarak. Müezzinim de vardı. Müezzinim mesela çok ahlaklı birisiydi. Fakat sesi çok güzel değildi. Şimdi ben cumartesi günleri hocamız izinliydi. Ben ezanları ben okuyordum. Dolayısıyla cemaat bazen böyle konuşuyor. Bir de bir kahvecimiz vardı. Devamlı namazdan önce veya sonra oraya gider çay içeriz, muhabbet ederiz. Şimdi o kahvecimiz de yeni yeni hidayet ermiş insanlardan birisi. Yani işte dua almış birinden. Ona kahveyi vermişler. Kahvede cemaate çay yapıyor, çay satıyor. Geçimi öyle sağlıyor. Şimdi bir gün bana dedi ki ya hocam dedi. Ben dedi bu cami cemaatine dedi anlayamadım. Şimdi vatandaş dedi burada oturuyor. Konuşuyorlar güzel güzel. Her şeyi anlatıyorlar. Birisi kalkıyor gidiyor kahveden. O gittikten sonra hemen arkasından çekiştiriyorlar. Ya bırak şu hayırsız adamı falan diye konuşuyorlar mesela. Ya da konuştukları adam hani gıybet ettikleri adam kahveye yeni geliyor. Ama bir 10 dakika önce adamın aleyhine konuşmuşlar. Adam kahveye gelince ooo Ahmet abi hoş geldin ya. İşte hocam diyor ki, olmuyor ya. Ben bunu diyor hani hem bunları gıybetini dinlemiş. Arkasından da o gıybet ettiği insana karşı davranışlarını görmüş birisi olarak hocam diyor bu nasıl bir ahlak diyor. Şimdi toplumda bu var olan bir şey. Mesela dediniz ki hocam bu arkadaşımız dedi mi yeni yeni hidayet bulmuş. Evet. Belki uzaklaşacak ya Müslümanlık buysa ben buysa yokum diyecek yani yokum belki. Yokum diyebilir tabii. Ve bu örnekler de günümüzde maalesef var hocam. Yani evet. Kendisini iyi bir Müslüman olarak addeden ve evet. Öyle deklare eden etrafa bazı insanlarımız, Müslüman evet. Kardeşlerimiz var. Yine rencide etmiyorum. Hepimiz dediğim gibi evet. Hatalıyız ama önemli olan farkındalık. Evet. Ya şimdi bu insanlar gerçek manada hani ibadeti, işte namazını, yazı, haccı, zekatı falan böyle ön plana koymak kaydıyla tanınan, evet. Ticaretini vesaire yapan evet. Ama ticaretine de haram karıştıran, hile hurda işleri olan, evet. ya kamu hakkı yiyen, kul hakkı yiyen mi dersin? Ne oluyor biliyor musun hocam? Ben bizzat bu kulaklarımda çok duydum. Hocam dedi ya işte şu ben namaz kılmıyorum ya kılanı gördüm işte. Evet. İşte zekatı vereni gördüm. Ya bu mu Müslümanlık? Ya tamam Müslümanlık bu değil zaten. Evet. Ama sen de uzaklaşma. Evet. Ama ne kadar desek de uzaklaşıyor insanlar. İşte burada Fatih Bey iyi örneklere çok ihtiyaç var. Heh. Yani Müslüman olarak parmakla göstereceğimiz işte namazında, niyazında, ahlaka güzel örneklere ihtiyacımız var. İşte bu örnekleri bizim oluşturmamız lazım. Yani Müslüman dendiğinde ha bak cemaatten falanca kişiye bak. İşte Müslüman bu. Yani cemaatin bunu söyleyebilmesi lazım. O yüzden cami imamlarımıza, din görevlerimize çok büyük görevler düşüyor. Örnek insan oluşturmak için önce kendisi örnek olacak. Aynen öyle. Mesela biz müftüyüz diyelim, biz örnek olacağız. Beyaz gömlek leke kaldırmaz misali. Bu örnekliğimizi topluma yansıtacağız. Yani ahlaki yönden bir kişi ön plana çıktığı zaman, yani sizin ibadetlerinizde eksiklik olabilir. Ama ahlaki yön her zaman öne çıkan bir husustur. Tatlı dilli olmak, güler yüzlü olmak, insanların yardımına koşmak. Değil mi? Mahallede diyelim ki bir yardıma muhtaç birisi vardır. Siz önderlik ediyorsunuz. Yardıma koşuyorsunuz. Allah Teala belki eksik ibadetleri bu şekilde tamamlayabilir. Yani buna bir ümit olarak bakıyoruz biz. Ancak kişinin ahlaklı olması, yani toplum içerisinde gözle görünebilir en bariz özelliktir. Ahlak. Ahlak. Ahlak 24 çünkü, saat farz tekrar aynen ediyoruz. Aynen öyle. Güzeldin. 5 vakit. 5 vakit namaz, farz ama ahlak, 24 saat. Çok evet. Güzel. Burada da yani dediğim gibi ince mesajlar alınmalı. Yani burada da bir güzel bir mesaj var. Şunu söyleyeceğim hocam. Bir ayet geldi aklıma. Sa'du billah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَاتِ كُلُّ اُلَاكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Yani hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın bir şeyin peşine düşme. Evet. Çünkü kulak, göz bunların hepsi mesuldür. Yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceksin anlamında. Yani her duyduğumuzu da söylemek lazım mı hocam? Mesela şimdi bir vatandaş sosyal medyada bir şey
okuyor, evet, duyuyor, hemen paylaşıyor. Bu doğru mu yanlış mı bilmiyor. Daha sonra anlaşılıyor yanlış oldu ama sen onu yaydın. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi bunu paylaştı farkında olmadan. Fakat daha sonra bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Sonra özür dilesen yani, de bir anlamı yok ki hocam. Hucurat suresinde hani inca ekum fasikum binebeyin fetebeyyenu. Entusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Yani siz farkında olmadan yanlış bir şeyi yayarsanız ne yapar? Zulmedersiniz o kişilere bir yani. Topluluğu. Topluluğu efendim zemmetmiş olursunuz. Dolayısıyla buradaki önemli olan şey şudur. Algı operasyonları var ülkemizde. Değil mi? Yani kişi farkında olmadan buna alet oluyor. Bir şeyi paylaşıyor. Bu paylaştığı şey doğru mu değil mi? İşte yalan ortaya çıkıyor. Şimdi bazıları gıybet oluyor bu. Hani evet. Yazılı gıybet. Heh, ben onu diyecektim. Yazılı gıybet oluyor mu diye soru almıştık biliyor musun? Hiç unutmuyorum. Evet. Yani tamam söylem olarak yok. Bilgisayarın veya işte telefonun elinde akıllı telefon yazıyorsun ama hiç ağız dil bir şey konuşmuyor. Konuşmuyor. Ama dilin görevini el yapıyor. Tabii. Yani bu da mesul. Ayet öyle söylüyor. Tabii. Yani o yüzden. İşte elinden ve dilinden. Emin. Emin olmak işte. Aynen. El ne yapıyor? Yazıyor dediğiniz gibi. Sonuç itibariyle. Dil söylüyor. Ama dil doğru söylemeli, yalan söylememeli mesela. Yani çağımızda da dijital mecrada yaşıyoruz. Evet. Artık söylemler, gıybetler değil mi? Söylemden öte ellerin maharetiyle dijital çağda önümüze gelen işte makaleler veya bir şeyler, son paylaşımlar, son dakika haberleri vesaire. Çok dikkat etmek lazım. Etmek lazım. Sosyal medya insanı Allah göstermesin hüsrana götürebilir. Götürebilir. Evet. Yani iyi yönde kullanırsak gerçekten çok aligülala bir şey, hayırlı bir iş, bir şey paylaşın. Tuşa bir bassın hocam. Dünyanın öbür ucunda aynı anda herkes bakabilir. Ve istifade edebilir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Evet. Şimdi hocam bir de yalan olayı var. Evet. Yalan gerçekten hani işte pembe yalan, beyaz yalan. Şimdi yalan zaten hatta aklıma şöyle bir şey geldi. Peygamber Efendimizin yanında işte Ashab-ı Güzin Efendilerimiz oturuyor işte. Hani Peygamber Efendimiz'e soruyor. Mümin işte yalan. Peygamber Efendimiz soruyor. Mümin işte zina eder mi? İşte etmemesi lazım ama kişi etmişse işte tövbe etsin inşallah Allah affeder. İşte büyük günahları sayıyor. Mümin yalan söyler mi? Hı hı. Peygamber Efendimiz mümin asla yalan söylemez diyor ve oturduğu yerden de böyle biraz doğruluyor. Bir sinirlendiğini ifade ediyor. Evet. Bir hadisi böyle okumuşum yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur. Hani burada yalanın ne kadar vahim bir kötü bir haslet olduğunu, mümini gerçekten cehenneme götürecek en büyük kötü hasletlerden birisi olduğunu görüyoruz. Yalan noktasında neler söylersiniz? Efendim yalan tabii kişinin fabrika ayarlarında bahsettik ya, doğduğu zaman yalan söylemekle programlanmamış insanoğlu. Yalanı daha sonra öğreniyor. Yalan söylemeyi daha sonra öğreniyor. Yani toplumdaki annesinden, babasından, okuldan, çevresinden bir şeyi belki de yalan söyleyince kurtulacağını zannederek söylüyor. Ama o yalan başka bir yalanı daha doğuruyor. Aslında yalan söylemek akıllı insanlara mahsus bir şey. Fatih Bey. Barış Manço rahmetli bir röportajında okumuştum. Diyor ki efendim siz yalan söyler misiniz diyor. Hayır söylemem diyor. Ben diyor o kadar akıllı değilim diyor. Allah Allah. Bir kere soruyor Allah Allah ne demek akıllı değilim? Diyor ki yalan söyleyen bir kimse bu yalanı nasıl söyledi? Hangi yalanı söyledi? Kime söyledi? Ne zaman söyledi? Bunları akılda. Bunları tutmak lazım aklında diyor. Güzel. Ben o kadar akıllı değilim tutamam diyor. Ben dümdüz söylerim diyor. Şimdi burada buradaki ifadeden şu ortaya çıkıyor. Yani bir Müslüman yani sonu ucu ölüm dahi olsa doğrudan ayrılmamalı. Hatta ayette değil mi hocam? Kendi anneniz, babanız, ailenize bile aleyhinde bile olsa doğruluktan evet. Tabii yani burada doğruyu söylemek, adaletten ayrılmayın diye. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Yani çocuklar gözünde baktığınız zaman bir yerde bir hatırada okumuştum. Mesela bir çocuk hafta sonu annesi işte banyo yaptığı çocuklarına. Fakat bir tanesi hasta çocuklardan. Annesi diyor ki senin kızım diyor yıkamayayım sen hastasın diyor. Çocuk mahzun bir şekilde bekliyor böyle. Diyor ki anne diyor öğretmen diyor derste soruyor diyor. Çocuklar yıkandınız mı haftalık temizliğini yaptınız mı diye söyleyeyim diyor. Annesi de diyor ki kızım diyor yıkandım dersin diyor. Nereden bilecek senin yıkandığını? Çocuğun verdiği ders çok önemli burada Fatih Bey. Diyor ki anne diyor öğretmene hiç yalan söylenir mi? Bakın yani annenin çocuğa vereceği derse çocuk annesine veriyor. Sonra arkadaş anlatıyor diyor ki ben diyor o çocuğun doğruluk konusundaki bu samimiyetini gördüm. Gittim öğretmenin elini öptüm diyor. Sebep şu yani bu çocuğa o kadar doğruluğu aşılamış ki öğretmen annesi ona yalan söyletemiyor.
Bir de bu hocam şekilde. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında işte bir anne çocuğuna gel bak şunu vereceğim. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki çağırdığında ya yani evet. senin yanına geldiğinde o dediğini yapmasaydın evet. yalan söylemiş olurdun diyor. Evet. Hani burada bile ince bir ders ince var. İnce bir ders var. Mesela ben çocukluğumda hatırlıyorum Fatih Bey. Hani yalancı yalanı söyleyebilene denir. Yalanı söyleyemeyen yalancı denmez. Böyle bir ifade var. Şimdi annem babam buradan yine selamlarımı iletiyorum kendilerine. Bir cemaatimizden birisi böyle bir bahçe vermişlerdi. Bu bahçede işte salatalık, biber, mevsimlik sebzeler ekiyorlar. Ben de kardeşim var, ona bakmak durumundayım. O bahsettiğimiz Laz Hoca'ya, Yusuf Hocamıza, o da rahmetli oldu. Ona diyor ki, Vehbi'ye diyor, izin ver diyor, dersini okuduktan sonra diyor kardeşine bakacak. Tamam. Ben diyor tarlaya gideceğim diyor, biber sulayacağız falan diyor. Ben tabii dersimi okudum. Hocam dedim, annem babam dedim tarlaya gidecek, tamam haberim var oğlum dedi bana. Tamam. Ben ayrıldım gittim. Fakat bir gün kursta işte çocukluk dersim ne yaptım sıkıldım tamam mı? Dedim ki hocam ben dedim kardeşime bakacağım annem babam dedim biber sulamaya gidecek diye yalan söylemek istedim. Fakat Fatih Bey çocuk aklımla dışarıda yağmur yağıyor tamam mı? Yağmur yağınca biber sulanmayacağını düşünemiyorum. Eyvah. Hocamız dedi ki yalancı dedi dışarıda yağmur yağıyor dedi ne biber sulaması dedi. Beni susturdu. Şimdi burada yalan söyleyememe bir şey var insanda. Yani beceremiyorsunuz bunu yani. Bu da beceri ister. Becerisizlik, beceri istiyor. Akıllı insan olmak gerektiriyor yani. Allah yalanın her türlüsünden bizleri uzak eylesin. Hocam gerçekten çok keyif aldım. Umarım seyircilerimiz de almıştır. Öyle ümit ediyoruz. Çünkü çok güzel bilgiler sundunuz. Evet. Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Amin. Sağ olun efendim. İnşallah Çekmeköy'e yine size bir ziyarete geleceğim. İnşallah. Beklerim efendim. Allah şeref razı olsun. Diyorum. Sağ olun. Sizden bir duayla inşallah programı nihayete erdirmeyi tabii, istiyorum. Olur. Sayın seyircilerimiz Allah nasip ederse haftaya cuma sabahı yine farklı bir konumla karşınızda olacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Canı gönülden amin diyoruz. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya ilahel alemin. Şu cuma saatinde ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Amin. Hasta kullarımıza şifa, dertli kullarımıza devalar ihsan eyle. Amin. Ya ilahel alemin, şu anda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bizleri bir an önce bu hastalıktan, bu illetten kurtar ya Rabbi. Amin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilikler, güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri ateş azabından muhafaza eyle. Amin. Bizleri, annelerimizi, babalarımızı ve bütün müminleri kıyamette bağışladığın kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere iman selamet ver ya Rabbi. Amin. Son nefeste bizlere eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek imanla bu dünyadan öbür aleme, ahiret alemine göç edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ehdinâ sıratal müstakîm.